Kızım niye bir şey yemiyorsun sen? Kime diyorum? 3 gündür hayalet gibisin ha. Ne yemek yiyorsun, ne evden dışarı çıkıyorsun. Telefonların kapalı. Gelenleri kapıdan geri yolluyoruz, ayıp oluyor ama. Tamam anladım, iş olmadıysa olmadı, sağlık olsun. Şanssızlık diyeceğiz artık. Şanssızlık değil anne, aptallık. Şoförün aptallığı. Ben işten kovulmayı hak etmedim. Kısmet değilmiş. Beni avutma anne. Sessizce yanımda durarak da bana destek olabilirsin. Benim gibi miydi ablam? Senin gibi ablacığım. Ben çıkıyorum, geç kaldım. Nereye? Okula. Açıklaması. Kayıp olduğuna dair dedikodular dönüyoruz. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ne kayıp acaba Bertim, hiç anlamıyorum. Telefonlarınızı açmamışsınız efendim. Büyük bir depresyona girmişsiniz. Çocuklar depresyon falan yok, gidin başkasıyla eğlenin. Ne depresyonu ya? İftira mı diyorsunuz efendim, komplo mu diyorsunuz? Siz annenize şikayet ederim, biliyorsunuz değil mi? Çekilin. Öykü Acar neyden kaçıyordu? Bir şeyden kaçmıyorum, otobüse bineceğim izin verirseniz. Öykü Acar halktan biri. Siz çok mu magazin izliyorsunuz? Öykü Acar'ın mucizevi sivilce ilacı az sonra. Sensin sivilce. Çekilin bakayım hadi. Öykü Acar! Öykü Acar! Açalım açalım. Açalım çocuklar, açalım. Öykü Hanım gerekli açıklamayı basın toplantısında yapacak. Buyurun Öykü Hanım. Tabii ya, tahmin etmeliydim zaten. Benim hayatımda kaç tane manyak var ki? Bin. Bir tek sen varsın. Alın bakalım. Ver lan şeker, ver hepsini. Al al al. Kaç. Kaç kaç. Sen niye böyle birisin? Sen niye normal insanlar gibi davranamıyorsun? E güldük eğlendik işte, fena mı oldun? Nasıl ayarladın o çocukları, inanamıyorum sana. Ben sana söylemiştim. İnanmıyorum lafını çok kullanacaksın. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne olur Allah'ım, ne olur. Amin canım, amin. Gerçekten canım sıkın. Beni bir rahat bırak ya. Hayatta indirmem. Kimseyi görmek istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Aa, aşk olsun ama ben kimse miyim? Bugüne bugün sevgiliyiz. Hem insan sevgilisinden 3 gün kaçar mı? Ayrılma sebebi bu. Şu an çaka kaldıracak durumda değilim, biliyorsun değil mi? Fark ettim. Öykü hayata küsmüş dediler. Ben de hayatla seni barıştırmaya geldim. Çok incesin Ayaz'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ama izin verirsen ben bir süre daha hayata trip atmak istiyorum. Dur dur. Keyfini yerine getireceğim. Sana sürprizim var. Ya sürpriz falan istemiyorum. Gidiyorum ben. İndirmem. Ya bıraksana beni, ineceğim. Nasıl cırtlak bir sestir ya. Of ya, of. Ya görüşemiyoruz kaç gündür. Ben çok özledim seni. Biraz yoğunum hayatım, biliyorsun iş güç. Sen beni özlemedin mi? Özledim, özledim tabii de. Hep geç çıkıyorum ofisten. Acayip iş var. Uyuz şey. Sormadın ama ben de işteyim. Önem çok tuttu beni. Tabii kiraz mevsimi sunumunu ben kurtarınca. Bir şey soracağım. Öykü'nün iş durumuyla ilgili bir şey konuşuldu mu hiç? Konuşulmadı. Niye konuşulsun ki? Kovuldu işte. Yazık tabii. Çok istiyordu sonuçta. Tabii yazık yani. Kaç gündür telefonu da kapalı. Ya sen onun en yakın arkadaşısın. Bir yanına uğrayıp ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sormadın mı hiç ya? Ben biraz yalnız kalsın istedim. Hayaliydi sonuçta. Neyse, biz bugün bir şeyler yapar mıyız seninle? Hayatım biliyorsun iş güç çok yani. Bir bakarım ben ama söz veremeyeceğim. Tabii bak sen. Sen bir bak da. Şeyma Çetin adına rezervasyonumuz vardı. Önemlerin de toplantısı buradaymış. Biliyor muydun? Yok hiç bilmiyordum. Ben de şaşırdım. Öykü nerede o zaman ya? O kadar sunum dersi verdik. Öykü sunum dersi mi verdi? Bilmiyorum hayatım. Yok herhalde. Bak. Hayatım pardon, galiba beni çağırıyorlar. Hmm.
Ne haber bunalım? Merak etme, ben de aynı haldeyim. Sana ne oldu? Boş ver. Sana ne oldu? Boş ver. İşte örnek bir abi kardeş dertleşmesi. Burcucuğum biliyorsun yarın sevgili babamızın doğum günü. Ben onu unuttum resmen. Farkındayım zaten. Kaç gündür aklım beş karış havada. Merak etme, ben her şeyi ayarladım. Yarın akşam burada kutluyoruz. Daha bir tek Öykü'ye ulaşamadım. Sen konuştun mu onunla? Yok, konuşmadım ben de. Şeyma geliyor mu? Çağırdım da. Bakalım babamla sevecekler mi birbirlerini? Çok merak ediyorum. Sen de emin değilsin değil mi bu Şeyma'dan? Nihayet anladın yani. Nereden çıkartıyorsun bunu ya? Ya abi. Doğruyu söyle. Yani onunla ilgili hiç mi şüphe yok içinde? Bak, cevap veremiyorsun işte. Sen de görmeye başladın yavaş yavaş onun gerçek yüzünü. Neymiş bakayım Şeyma'nın gerçek yüzü? Vallahi ben olsam ona hayatta güvenmezdim. Yani her an her kötülüğü yapabilir. En yakınındakine bile. Yani o yüzden bence sen dikkatli ol. Hatta bence mümkünse ayrıl gitsin. Şuna da bak, abisini nasıl koruyor. Sen öyle burnundan büyük işlere karışma, tamam mı? Tamam, bir şey demedik. Ama sen yine de bir düşün yani. Sen okula gitmiyor musun bunu? Mecburen gideceğiz. Çıkacağım şimdi birazdan. İyi, tamam. Ben bırakırım seni, bahçedeyim. Tamam, olur. Niye geldik buraya? Söyleyecek misin artık? Biraz sabırlı olursan göreceksin. Of Ayaz, of! Ta-ta-ta-tam. Ne diyorsun? Bu ne Ayaz? Sürprizin. Bana masa mı aldın? Hı, masa aldım. Bu da yangın söndürücü. Hayırlı olsun. Şaka kaldıracak halim olmadığını söylemiştim değil mi? Sana burada iş ayarladım. Hayırlı olsun. Ne? Maaşı çok iyi. Aramızda kalsın. Bizzat konuştum patronla. Ha, annemi henüz ikna edemedim ama bir süre burada çalışırsın artık. Her gün gelmene de gerek yok. İşte öbür tarafta annemle uğraşacağına burada yan gelip yatarsın. Her ay da maaşın yatacak. Ha bu arada CV'ne de istediğini yazarsın. İster patron yaz, ister ne yazıyorsan yaz. Çizimlerini de artık masanda yaparsın. Arada sana sadece işte rapor gibi şeyler gönderirim. Onları da bilgisayara geçersin. Çok kolay işler. Bir şey olursa da ben yan taraftayım. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ne biçim teklif bu? Benim istediğim şey bu mu gerizekalı? Her şeyi para mı zannediyorsun sen? Masa falan koymuş bir de ya. Senin torpiline ihtiyacım yok benim. Terbiyesiz. Öykü, bir dakika sakin ol. Ben senin iyiliğin için... İyilik diyor ya. Anlamıyorsun değil mi beni hiç? Anlamıyorsun. Ya Öykü, bir dakika bekler misin? Ya ne olduğunu söyler misin? Ne yaptım ben şimdi yine? Ya sen niye uğraştın ki böyle masa, sandalye, iş falan? Direkt bir zarfın içine koysaydın parayı, atsaydın yüzüme. Ama pardon, senin gibi adamlar böyle zarfla falan uğraşmaz değil mi? Direkt elime sıkıştırır parayı. Ya ben yardımcı olmak istemiştim. Olamadın ama Ayaz. Olamıyorsun. Ben birbirimizi anlamaya başladığımızı sanmıştım. Çok yanılmışım. Sakın peşimden gelme. Burcu. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben de iyiyim. Ne güzel. İyi olmak iyidir. Bir sorunumuz mu var? Yok. Ne bileyim, normalde bana böyle davranmazsın da o yüzden sordum. Üç gündür yüzüme bakmıyorsun. Ha. Beni fark edebildin yani en sonunda. Nasıl yani? Beni fark etmen diyorum. Biraz enteresan olmuş. O ne demek Burcu şimdi ya? Günaydın. 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 Ne haber Öykü? Merak ettim seni. İyiyim ya. Yani
İyi olmaya çalışıyorum. Gerçi sabah sabah birileri canımı sıktı ama neyse. Hayırdır ya, kim sıktı canını? Neyse ya, siz böyle muhabbetinize devam edin. Arayı kapatın. Ben derse kaçıyorum. Kızım dursana ya, daha var. Ya Öykü, bir şey soracağım. Neyi var Burcu'nun? Bana biraz sinirli sanki. Ya bilmiyorum, ben de kaç gündür konuşamadım. Siz benden sonra ne yaptınız? Senden sonra ne yaptık? Seni bıraktıktan sonra onu da eve bıraktım. Eve mi bıraktın? Belki sorun budur Emre. Nasıl yani? Ya kız seninle vakit geçirecek diye giyinsin, hazırlansın. Sen onu eve bırak. İyi de ben anlamadım ki. Yani ne bileyim, o kadar şeyden sonra keşke gelip konuşsaydı. Emre'cim, kızlar konuşmaz, gösterirler. Hem bence biri sana neden böyle davranıyor diye düşünmelisin. Çünkü insanlar değer verdiklerine böyle davranır. Sen bunu bir düşün. Hadi ben geç kaldım, gidiyorum. İyi bak kendine. Ne oldu oğlum, bu halin ne? Sorma abicim, sorma ya. Sorma abicim, sorma ya. Sibel kapının önüne koydu. 3 gündür burada yatıp kalkıyorum. Ne diyorsun? Beni niye aramadın oğlum? Yok abicim, yok. Bu sefer hak ettim. Çile ise çile. Çekeceğim. Ne oldu ki? Abi sorma ya. Geçen Sibel'le evde oturuyoruz. Kanepenin bir ucunda ben oturuyorum, bir ucunda Sibel oturuyor. Ben öyle ufak ufak av peşindeyim. Saç rengin çok güzelmiş. Ateş gibisin maşallah. Evet, yakabilirim. Yanmaya hazırım bebeğim. Cayır cayır hem de. O zaman en kısa sürede buluşmamız lazım. Sen neredesin? Yalnız mısın? Tabii ki yalnızım. Geceleri ne yaparsın? Komik kızlara bayılırım. Sen de öylesin. Pizzacım var orada. Beraber pizzayı fırına verebiliriz. Allah belanı versin İlker. Niye? Soluna bak. Sen nasıl bir adamsın ya? Abi o esnada benim kafamdan kaynar sular döküldü ya. Meğersem Sibel benden şüphelenmiş de bana oyun oynamış. Sonra ne oldu? Sonra ne olacak işte, kapının önüne koydu. Hemen git evimden. Ne? Hemen çekip git evimden. Ama aşkım nereye gidebilirim? Aşkım aşkım deme bana, git dedim evden, istemiyorum. Ya aşkım bir saniye telefonumu alsaydın bari ya. Ama numaralar var orada. Numaralar var telefonda. Ya bir saniye. Oo. Çok fena olmuş. İyi de senin yaptığın bildiğin öküzlük abi. Ya neyse. Yani olur böyle şeyler. En azından heyecan katar. Bak yarın Bülent abinin doğum günü var. Orada konuşur, barışırsın. Gelmez ki. Hayatta gelmez. Ben karımı tanırım abicim, gelmez. Keşke gelse de barışsak. Hadi benim durumum tamam da, senin neyin var? Ne bu halin böyle? Sorma ya. Sabah sabah azar yedik. Kimden? Kimden olacak? Öykü'den. Aa, ne alaka? Ya Öykü'nün iş durumunu biliyorsun. Annem kovdu. Ben de ne yaptıysam ikna edemedim geri alsın diye. Sonra benim şirkette işte bir pozisyon boşaldı. Al dedim sana, mis gibi iş. Çizimlerini de yaparsın. Azarladı gitti. Sen Öykü'ye kendi şirketinde iş mi ayarladın? Evet abi, yani iyiliği için. Abi kusura bakma ama senin yaptığın daha beter öküzlükmüş ya. Hakikaten mi? Evet abi, basbayağı öküzlük yapmışsın ya. Yani ayıp mı ettim ben şimdi? Ayıp ne kelime abicim, öküzlük, öküzlük. Ya tamam İlker, anladık öküzlük. Hem benim tanıdığım kadarıyla Öykü öyle torpil falan peşinde koşan bir kız değil. Sen yanlış analiz etmişsin onu. Kaç kadın geldi geçti hayatından.
hiçbirinde böyle olmadım. Farkındasın değil mi? Ya yok be oğlum, ne alakası var? Kandırma kendini Ayaz. Var bu kızda özel bir şey. Sen tutuldun mu bu kıza? Saçmalama İlker, öyle bir şey olsa ben anlamaz mıyım? Anlamazsın oğlum işte. Aşk çünkü bu, anlamaz. Ya benim işim gücüm var. Ayaz, gidiyorum. Dediklerimi unutma bak. Sen de şey yap, yani Sibel'le bir barış, gönlünü al, bir şeyler yap. Yapacağım, yapacağım. Tamam, hadi. Sorma Mete'cim işte. Kapadı kendini odaya. Ne yemek yedi, ne bir şey. Küçükken de böyleydi ya. Tabii, bilmez miyim? Doğru. Sana da az çektirmezdi, değil mi? Bir bozulurdu, odadan çıkmazdı. E işte, huyu değişmiyor. Canım benim, bak sen de değişmemişsin. Hep düşünceliydim böyle, her zaman. Çok hayaliydi o iş. Ya, kovulmak çok ağrına gitti. Bir gün önce burada heyecandan dört dönüyordu. Ya ne oldu anlamadım. Ertesi gün bütün iş bozuluverdi. Benim de elimden hiçbir şey gelmiyor ki. Allah Allah, ben bu meselenin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Çok ciddi. Ay ne kadar koştu o kadının peşinden. İlla önem de önem. Hayır, bana da bir şey çaktırmadı. Yoksa ben illaki yardımcı olurdum biliyorsunuz. Sonuçta Ayaz'ın annesi, çok yakın. Neyse artık, olan olmuş. Sağlık olsun diyeceğiz. Dur bakalım Meral ablacığım. Belki ben bir şeyler yapabilirim. Barok dönemine ait bu heykeller nereye yerleştirilmiştir? Şehir meydanlarına. İnsanların sosyalleşmek için gittiği şehir meydanlarında bu mermer heykeller oldukça önemli bir yere sahipti. Bana neden kızgınsın? Başka nerelere yerleştirildiler? Saray bahçelerine. Değilim. Paris'in kraliyet gücünü temsil eden Versal Sarayı bunun en önemli örneklerindendir. Emre'yi de terslemişsin bugün. Barok mimarisinin karakteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Beter olsun. Kiliselerde kimi zaman oval, formlu ve daha geniş sahanlarda süs ve renkli zengin kullanılır. Kızım dengesiz misin sen ya? Hem çocuktan hoşlanmıyorsun hem de kötü davranıyorsun. Yine mi taktik değiştirdin, ne bu? Geniş skalalı tavan farsikleri, sıklıkla dramatik bir merkezi projeksiyonla karakterize edilmiş harici cepheler. Sen kendine cepheler. Bakasın. Abimden hoşlanıyorsun ama Ayaz'a aşık gibi davranıyorsun. Bir karar ver bence ve onun tamamlanmış peşinden. Tamamlanmış veya kasten yarım bırakılmış mimari öğeler, ışığın dramatik kullanımı, güçlü aydınlık ve gölge kontrastları ve değişik pencereler aracılığıyla düzenli bir aydınlatma. Ya seninle ilgisi yok aslında. Canım sıkkın işte bu aralar. İyi misin? Ne yapıyoruz? Derste konuşmuyoruz değil mi çocuklar? Işığın dramatik kullanımı ve gölge kontrastı. Michelangelo'nun geç dönem roman yapıları. Özellikle Emre San Peters Bazilikası. Barok mimari özellikleri. Ya bu? Ay bilmiyorum olacağı ya, böyle biraz şey mi bunlar? Şey, böyle karanlık. Böyle içimi kararttı benim, kara kara. Acaba kara kalemden olabilir mi? Ha, olabilir. Ay bilmiyorum, çok sıkıcı. Mete aşkım. Aşkım iyi ki geldin ya, çok sıkıldım. Hoş geldiniz Mete Bey. Ya merhaba olacak. Aşkım, sen bize baskına mı geldin bakayım? Evet, bir sürpriz yapayım dedim. Önem Hanım burada mı? Ne yapacaksın ya Önem'i? Şşş! Önem Hanım. Şu Öykü'nün iş meselesi. Bir de ben konuşayım dedim. Beni kırmaz. Ama Önem Hanım çıktı. Yok burada. O zaman ben bir kenarda bekleyeyim. Siz çalışın. Ben bölmeyeyim. Kendisi bugün geç gelir. Hatta belki hiç gelmez Mete Bey. Boşuna beklemeyin. O zaman ben kaçayım. Sonra bir ara tekrar uğrarım. Ben konuşurum Önem Hanım'la Öykü için. Gerçekten mi? Gerçekten. Yazık kız, güme gitti zaten. Yani bir yanlış anlaşılma oldu. Biz hallederiz Olcay'la, değil mi Olcay? Tabii tabii, konuşuruz biz. Gerçekten böyle bir şey yaparsanız süper olur. Gerçekten çok sevinirim. Yaparız yaparız tabii canım. Niye yapmayalım? Sevaptır, yazık. Tamam hayatım, çok sağ ol. Öykü çok sevinecek, teşekkürler. Hadi. Ben kaçtım. Güle güle Mete Bey. İyi günler. Hoş geldin.
Ya pardon hocam, öğrenci işleri nerede? Hocam mı? Pardon, ben sizi hoca zannetmiştim de. Baksana. Gel gel. Çok güzel bir spor salonuna bir sene bedava üye olmak ister misin? Peki heykellerde ne ön planda? Duygusallık ön planda, ifade ön planda, vücut hareketlerinde... Pardon hocam, girebilir miyim? Geç. Teşekkür ederim. Vücut hareketlerinde, duruşlarında, bakışlarında... Dönemin sanat anlayışına uygun olarak figürler hareketli ve coşkundur. Heykellerde malzeme olarak çoğunlukla... Ya sen sapık falan mısın? Yeter artık, çık git hayatımdan. Evladım, hem geç geliyorsun hem de sınıfının huzurunu bozuyorsun. Böyle yapacaksan çık dışarı. Hocam, haklısınız, çok pardon. Söz veriyorum, uslu duracağım. Tabii öykü arkadaşımız izin verirse. Ne demek izin vermek ya? O hocam, gördüğünüz gibi koskoca adam kendisi. Okulun öğrencisi bile değil o. İş yeri falan var bunun ya. Aa, öykü arkadaşım, inanamıyorum şu an dediğine. Hocam, itirazım var. Ben dün 19'uma bastım. Hatta yurtta kalıyorum. Sen küçül de cebime gir beni. Tamam, susun, oturun. Sizin yüzünüzden ders işleyemiyorum. Bu son uyarım. Heykellerde malzeme olarak çoğunlukla ahşap, tunç ve mermer kullanılmıştır. Gülmesene mi sen de? Hayret bir şey ya. Ahşaplarda, göz alıcı renklerde kullanılmıştır. Ya uf, delireceğim ben olacağı ya. Vallahi delireceğim. Ya kızım, sen konuşacağız dedin de hakikaten konuşacak mıyız yani? Ay tabii ki de konuşmayacağız. Saçmalama. Ne diyeceğim Mete'ye? Aşkım, ne dediysek dinletemedik. Çok kızdı bize. Ay sen ne şeytansın. Senden korkulur vallahi. Gerçi kız burada kalsaydı da barınamazdı. Kök söktürdük ona. Bak, önem birine kızdı mı asla unutmaz. Ağzıyla kuş tutsa yarınamazdı ona. Nasıl yani? Bak canım, sen daha önemi tanımıyorsun. İş konusunda çok kindardır. Geçen sene defilesinde bir kız düştü diye kazara, çektirmediği eziyet kalmadı. Kız bir ayda istifa etti, hop ilaç şirketine geçti. Ya bak düşün, kafa nasıl gittiyse yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Köle gibi çalışırdı vallahi burada kalsaydı. Çalışsın o zaman. Nasıl yani? Yani köle gibi çalışsın burada. Bugüne kadar hep o parmakla gösterildi. Hep o el üstünde tutuldu. Biraz da roller değişsin bakalım. Bu sefer ipler benim elimde olacak. O da biraz tatsın ikinciliği. Görsün bakalım nasıl bir duyguymuş. Muhtaç kalacak bana, göreceksin. Bernini'nin yaptığı Bonarelli büstü. Hikayesini bilen var mı çocuklar? Bonarelli büstü. Bunun hikayesini bilen yok mu? Ben anlatabilir miyim hocam? Geç bakalım. Sağ olun hocam. Hocam, Bonarelli Bernini'nin sevdiği kadınmış. Şimdi Bernini karısını o kadar çok seviyormuş ki ona bu büstü yapmış. Bak demiş karıcığım, senin büstünü yaptım. Bonarelli de bakmış büste, çok da huysuz bir kadınmış. Şöyle ellerini beline koymuş. Ya demiş bir adam, benim burnum bu kadar çirkin mi? Kadınlar işte, bilirsiniz, her devirde aynılar. İyilik yaparsın, yaranamazsın. Bizim gariban Bernini kendini affettirmek için buna hediyeler almış. Mesela en yakın arkadaşı Leonardo da Vinci'nin yanına gitmiş ve ona iş ayarlamış. Karısı bunu yine istememiş. Hatta bu sefer kızmış. Bernini oturup düşünmüş. Galiba bir hata yaptım demiş. Karımın benim yardımıma ihtiyacı yok ki. Bernini çok üzülmüş. Hata yaptığının farkına varmış. Amacı aslında sadece karısını mutlu etmekmiş. Ama yine yüzüne gözüne bulaştırmış. Sonra gitmiş karısından özür dilemiş. Özür dilerim. Tamam, tamam, sessizlik. Bu hayatımda duyduğum en berbat hikayeydi.
Resmen sanat tarihiyle dalga geçiyorsun. Bilip bilmeden konuşuyorsun. Bir kere Bernie'li karısını öldürtmüş bir adam. Seni sınıfta bırakacağım. Bu da güzel bir final hocam. Numaran kaç senin? Cep numaramı versem hocam? Siz çıkın dışarı. Aa, yetti bu şamata. Size diyorum çıkın dışarı. Ama hocam. Çıkın diyorum. Dersimi mahvettiniz. Sen ne duruyorsun? Sen de çık dışarı. Bitemedi bu kız. Yani kurtulamadık kızdan. Dün Ayaz da bir posta başımın etini yedi. Şimdiden cevabını veriyorum. Hayır. Kızı işe geri almayacağım. Kraliçem, ben ulaşımı sağlayan şirketle konuştum. Şoförün hatasıymış. Kız doğru söylüyormuş. Ama Öykü'nün de ihmali var canım. Yani isteseydi gelirdi. Sonuçta ben olsam mesela 1000 defa teyit ederdim adresi. Evet. Yapması gereken buydu. Ha, ama olmuş bir kere Önem Hanım. Bir de açıkçası bu işe çok ihtiyacı var. Onlar biraz fakir de. Peki tamam anlaşıldı. Kurtulamayacağız biz bu kızdan. Arayın geri gelsin. Ama benim gözüme gözükmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önem Hanım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bak. Affettin mi beni? Kovulmasaydık affedecektim de. Şu tipe bak ya. Ne oldu? İşe geri alınmış olabilir miyim acaba? Nasıl ya? Şeyma'dan mesaj gelmiş. Moda evine çağırıyor. Haberlerim var demiş. Allah'ım ne olur işe alınmış olayım. Ne olur, ne olur. Ay hadi inşallah. Senin bu işle bir alakan olabilir mi? Yo. Ya istersen seni götüreyim ama bence fazla ümitlenme. Yani daha beter üzülürsün sonra. Bir dakika ya. Hemen negatif olma. Hem sen butikle mi geleceksin? Kızlar benim çok kısa bir işim var. Burada bekleyin. Barışacak. Barışmayacak. Seviyor. Sevmiyor. Sizle kavuşacaksınız, kavuşlar. Efendim Gülnaz'cığım. Abla İlker abi çok kötü durumda. Perişan olmuş adamcağız. Yapma ya. 3 gündür gözlemliyorum. Yaramazlık da yapmıyor. Uslu uslu oturuyor bir köşede. Ay o kadar kötü mü Gülnaz? Sırtı martı tutulmuş. Orada burada uyukluyor yazık. Ay kıyamam ben ya. Ay çok mu uzattım ben acaba? Ha? Neyse aklı başına gelmiştir herhalde değil mi Gülnaz? Tamam canım. Tamam sağ ol. Barışmayacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, selam. Kız arkadaşınıza mı bakıyorsunuz? Ha, yok. Ben babamın doğum günü için bir şeyler bakıyordum. Bu olmaz tabii. Bunu kimin için düşündünüz peki? Çok özel bir parçadır bu. Tek kaldı. Biraz pahalı ama çok şık duruyor. İsterseniz kendime göstereyim. Nasıl? Güzel oldu mu? Çok, çok güzel oldu. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Alıyor musunuz? Ne yapalım? Evet. Alıyorum. Bir de şu kol düğmelerine bakabilir miyim? Şu ikisi.
şaşırt bugün.